arkadaşlar. Günaydın. Şöyle biraz kaldıralım ki aydınlık olsun. Nasılsınız? Güzel bir hafta sonu sizinle olsun diyeceğim ama siz bu videoyu herhalde hafta başı falan izleyeceksiniz. O yüzden bugün günlerde cumartesi. Yutkunmakta da sorun yaşıyorum. Boğazım ağrıyor. Şimdi burada neyimiz var? Bu şerbet dün akşamdan kaldı. Aras canı tatlı istiyor. Difrizde künefem vardı. Onu hemen fırına attım. Üzerine de şerbet yaptım. Yedi. Şimdi menemenlik sos yapacağım kahvaltıya. Çünkü dolapta hangi malzeme varsa onları değerlendireceğim. Saat 11'e geliyor. Saat 10 gibi uyandık. Ve şunu hemen bir yıkayayım. Acuru da yıkayayım. Acuru da öyle salatalık niyetine doğrayacağım. Kahvaltıdan kalan domates, onu da değerlendireceğim. Şimdi bir tane vitamin yapacağım kendime. Çözülsün. Yusuf dükkanları açmaya gitti. Kahvaltıyı hazırlayınca çağıracağım. Biraz kuzu odasında. Kalktım, üstüm başımı değiştirdim. Hemencecik kahvaltı faslına geçtim. Domateslerin kabuğunu soyacağım çünkü ağza geliyor, rahatsız oluyorum. Aslında her şeyin vitamini kabuğunda derler ya, ya da sapında, ne bileyim, maydanozun falan. Bugün oluşuma patatesli mantı yapacağız. Buharda mantı, büyük, kıymasız. Güzel olacak. Bıçak gerçekten benim tüm sabrımı deniyor. Şunu belki daha rahat ederiz. Aynen, bununla biraz daha rahat ediyoruz. Hasta değilim ama hasta olacak gibiyim de aynı zamanda hissediyorum. Şu giderken klimayı kapattık. Çünkü gece gene açık kalmış. Yani bilmiyorum. Ben bugün Aras'ın odasında Aras'la uyudum. Çünkü yatak odasına direkt vurduğu için Aras'ın yatağına klima gelmiyor. Serinletiyor evet ama soğuğu direkt vurmuyor ve o iyi bir şey. Rahat uyuyorum öyle olunca. Sabah uyandım da ağrım olmuyor en azından kaslarımda falan. Aslında kahve yapacaktım. Sonra dedim ki sen vitaminini iç. Gözümün önüne dün koydum ya. Böyle iyi oldu. Şimdi aslında soğandan başlayıp soğan ve biberleri sotelesem iyi olacak. Ya da o esnada domateslerle ilgilenirim. İki tane soğan kullanacağım. Buna bu menemenlik sos gibi olacak. Ekmeğimiz batırmalık olacak kızlar. Şey, acısız yapacağım Aras'ta yesin diye. Ama yumurta kırmayacağım. Zaten yumurtam yok. Dünden de haşlanmış yumurtamız vardı. Onları tüketiriz. Çay suyu koymayı unuttum. Neyse, çayı da hallederim şimdi. Ben soğanı seviyorum böyle sosları. O soğanı hissetme hoşuma gidiyor, tadı falan. Birlikte doğramayı deneyeceğim ama ne kadar başarılı bilmiyorum. Dilerim şimdi soğan kokacak. Neyse, bugün zaten soğanla bolca uğraşacağız. Çünkü mantının içine de bol soğan harcı yapacağız. Bol soğan dilimleyeceğiz. Elde çok yordu beni.
Tahtada mis gibi, aferin sana. Çok fazla ekmeğim yok. Şu poşettekilerde bayat ekmek. Yusuf'u arayacağım tabii ki kahvaltı hazır olunca. Gereken ekmek getirsin de kahvaltıya gelsin. Şu difrizimde geçen seneden kalan doğranmış çarbistan biber. Üzerine yağ ve hemen altını açıyoruz. Şunu bir içelim. Hey. Sabah sabah. Aç karnı da hiç olmadı ama neyse. Çay suyunu da hemen koydum. Elim yağlanınca bak kaygan oldu şey. Kesmiyor. Yağ şişesinde yağ vardı. Zeytinyağını yapıyorum tabii ki. Yani zeytinyağımızı getirdikten sonra artık her şeyimizi zeytinyağıyla yapıyoruz. Yalnız domatesler bununla zor olacak. Şunun daha rahat olur galiba. Bu bırakalım. İriyle yapacağım. Domateslerimi. Bugün Aras'la zaman geçireceğiz. Belki yürüyüşe çıkarız. Belki denize gideriz. Dün beni aradı. Anne Serkanlar denize gidiyorlar. Beni de çağırıyorlar. Ben de gidebilir miyim diye. Ben de izin vermedim. Çünkü evet, halasıyla falan gidiyordu Emre abisiyle ama zaten bir de biliyorsunuz ayağının başına neler geldi. Ondan beridir de göndermiyorum artık kimseyle. Tamam, yeni halası falan böyle yakın o yanında olurdayız falan olur ama komşuyla falan şey yapamam. Dikkatleri dağılır, bir şey olur. Allah korusun. Ay, düşme. Domatesi döküyorduk, iyi mi? İyice bir pembeleşecek. Baharatlarını da koyalım. Paprika, tuz. Bu renk verecek, güzel oluyor. Yeter. Gerekirse tuzsuz olsun ama tuzlu olmasın.
yapma. Böyle ekmeğini bandıracaksın. Mis gibi yiyeceksin. Evde peynir de yok. Usta söyleyeyim. Gereken peynir de alsın. Tabii müşterisi olmazsa, müşterisi olursa gelemez. Evdeki bayat ekmekler de yiyeceğiz. İdaresi var. Mis, kuyruk. Mis gibi kokuyor. Mis nasıl acıktım. Tamam, bu suyunu falan bırakana kadar ben de şu tezgahımı falan toparlayacağım. Elimizdeymiş ki acurumuzu da keselim. Bunun aslında dışını hiç soymaya gerek yok ama şöyle inceden alayım. Tazecik. Dükkan sahibimiz vermişti ya hanıma. Sağ olsun bahçesinden. Doğal. Çok özeniyorum böyle çok doğal bahçesinde her şeyi yetiştirip doğal beslenen insanlara sağlıklı. Tabii ayrı bir meşguliyeti var, meşakkatı var o işinde. Kolay değil. Ne güzel koktu. Bunu böyle tuzlayacaksın. Ondan sonra mis. Salatalıktan daha lezzetli bana göre. Ama çekirdekli biraz iri ya. Olsun, sorun değil. Yusufçuğumun müşterisi varmış. O yüzden biz oğlumla baş başa yapacağız kahvaltıyı. Haydi bakalım. El yüz yıkandı mı? Hadi bakalım benim küçük aşkım. Herkese günaydın dedin mi? Günaydın. Al bakalım. Hemen çayı koyalım. Tabii ki menemenliğini ayırdık. O geldi acılı sever de. Neyse. Arasındakini yarım bardak koyuyorum çünkü üzerine soğuk su koyacağım. Hala sıcak çay içemiyoruz değil mi aşkım? Ha, esneme. Çok seni. Neyse babanla baş başa kahvaltılar yapıyorduk da seninle uzun zamandır yapmıyorduk baş başa oğlum. Şimdi tahminimce sosun biraz tuzu eksiktir. Ben yine de tuz koyacağım. Bu şey gibi bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak burada yumurtacıklar var. Yapma öyle hareketler. Yiyeceğim. İçine mi çıkarayım sana? Bir de maymun gibi böyle bağırma şeyimiz çıktı. Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver ya. Hiç sevmediğim şeyler. Çok da kaçmasın diye Aras da gözünün içine bakıyor. Küçük şey tuzluklarım bitmiş, doldurmak lazım. Bismillah dedik mi aşkım? Bismillah. Hadi bakalım. Yavaş çayını soğuttum. Zeytinden de ye. Peynirimiz yok ama olsun. Buna da şükür. Bu çok güzel bir şey. Faydalı. Bunları böyle çarşılarda, pazarlarda seyyar arabalarında tuzlayıp satıyorlar. Aman çay özlemişim. Zahtere de batırıp yiyebilirsin. Üstüne sürme.
Bakalım nasıl olmuş, puanlayalım. Puanladın mı? Kızlar, bu köpük çamaşır suyu müthiş bir pratiklik, biliyor musunuz? Ayağımın altı ağrıyor. Sol ayağımın tam altı. Neden bilmiyorum. Kahvaltılar yapıldı ama ben şimdi bir iki tane çay daha koyacağım kendime. Ellerimi yıkamaya geldim. Benim gelmişken şu lavabo işini bitireyim. Dün duşa kadar köpüklemiştim, fırçalamıştım. Masayı toplamadım, hani olur da Yusuf gelir diye, ama galiba gelmeyecek. O yüzden toplayayım, yine gelirse yeniden sererim. Ha, sererim. Sanki sofra bezi seriyorsun Niboş, desene. Allah'ım, şu sıcakların biraz azalmasını bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum da bekliyorum. Ben geçen sene bu kadar zorlanmadım herhalde ya. Ya da zorlandım mı bilmiyorum ki. Yaş aldıkça hafıza da gidiyor. Bir aras yedi, güzel yedi. Ben seviyorum zaten böyle, ben biliyorum zaten arasın böyle ekmeğini batırmalık soslu şeyleri sevdiğini biliyorum. Mesela her yemeği yemez, mesela taze fasulyeyi yemez, ıspanağı yemez ama suyunu falan böyle batırır. Salçalıysa su ya da böyle domatesliyse falan seviyor öyle. Elimdeymişken şunların kapaklarını da silivereyim. Mutfağa sonra geçeceğim. Önce gidip bir yatak odamı falan toplayacağım. İki sepet temizlerim var. İkisini de katladım. Yerleştirmek lazım sadece şeylere, gardıroplara. Yusuf'un gardırobu yine böyle olmuş. Bir elden geçmesi lazım. Havluyu değiştirelim. Çamaşır sepeti dikilecekler, bakalım ne zaman. Şimdi şu lifi de kaldıralım. Kuruttum ben bunu, yıkadım. Buraya koyuyorum, duş alırken falan çıkarıyorum. Evet. Klozet sonra. Klozet biraz bekleyecek çamaşır suyuyla. Haydi gidelim. Buradaki kovayı kaldırdım. Oh. Kuşum. Benim kuşum dün ben şeyden geldikten sonra... Ana, ekran karardı. Dur. Ekran karardı. Heh. Ya bu telefonu, şu ayarlarını zaten yapamadım daha. Böyle kendi kendine karanlık moda ortama girince ekranını kapatıyor, ışığını indiriyor falan filan. Bilmiyorum siz şeyde nasıl görüyorsunuz, görüntü kalitesi nasıl çıkıyor ama... Çayımı şimdi mi alsam? Mutfakta şimdi oyalanmayacağım. O kadar taze fasulyeyle bulgur pilavı. Bak, görüyor musun? Karanlığa girince ne oluyor? Şimdi bakayım, biraz pencereleri açayım. Belki kendi kendine otomatik düzelir. Hah, şimdi daha iyi oldu, aydınlık. Bizim yatak başı aldı çuburları. Red Bull kutusu. Kaju kutusu. Kendine damak çikolata almış. Karamelli. Dün baba oğul burada keyif yaptılar. Ben arasın odasında. Çünkü izleyeceğim vloglarım birikti. Gündüz vaktim olmuyor. Gece de şöyle yatmadan önce iyi oluyor. Bir şey gibi hissediyorum. Ninni gibi geliyor bana. O vlogları izlerken uyuyakalıyorum. Burada televizyon çalışıyor. O yüzden dün arasın odasında mışı almışım. Vlogla beraber uyumuşum. Aras sabah diyor ki, anne diyor, gece diyor uyuyakaldım, ben diyor vlogu kapattım diyor. Şimdi şu, ama önce karman çorman etmiş gene her yeri bu adam.
Tişörtleri giyiyor, giyiyor. Bunlar bu 3 tişört bir gün içerisinde dün akşam giydiği tişörtler. Azıcık terliyor ve gidiyor değiştiriyor, gidiyor değiştiriyor. Neyse. Benim çamaşır derdim mi biter böyle olunca? Spor çantası. Bugün spora gitmedi. Şunun içi kum dolmuş. Bunu silkelemem lazım. Diana'yı çalıştıracağım. Öyle aşırı bir şey yok çünkü. Yani dip köşe makineyle çekilecek bir durumu yok evin. Kirliler. Çarşafımızı düzeltelim de pikeyi serelim. Aslında pike bana iş çıkarıyor biliyor musunuz? Yorganı seriyorum daha kolay oluyor ama. Çünkü yorganları katlayıp gece de geri pikeyi kaldırıp yorganı çıkarmak zorunda kalıyorum. Kumanda yataktan çıktı. İyice yatak çökmüş. Ne güzel. Lastikli diye bunu geçirdik ama. Ortadan da aslında bir tane bebe lastiği atılsa karşılıklı birbirini karşılayacak. Bence. Ayağımın altı ağrıyor dedim ya şey yaptım. O yüzden terlik giydim. Klima çalıştığı zaman da üşüyor ayaklarım. Şimdi değil de kapalı çünkü klima. Daha pencere falan da açmadım. Evin serinliği içeride biraz kalsın bir müddet. Aslında bir dedim ki şey yapalım Aras'la. Kemer'i kütüphaneye gidelim. Ama Aras'ın okumadığı hiç göz olmadığı için yani kitap okumaktan bahsediyorum. Kitap okumadığı için merakı olmadığı için böyle kütüphane gibi yerler çocuğu ilgisini çekmiyor. Bugün cumartesi kütüphane açık. Pazar ve pazartesi kapalı. Şimdi burada ne var? Burada bir poşet çöp nitelenecek. Neyse şimdi şöyle koyayım da. Şu Yusuf'un spor şeyi havlusu. Yatak odası işimiz tamam. Temizlerimizi getirip sadece gardıroplarına yerleştireceğim. Bir de Diana'yı çalıştıracağım. Size şöyle alayım başınızı döndüre döndüre değil mi götürüyorum. Mutfak masasını toplayalım. Masanın üstüne. Minnoşka, hadi kalk üstünü değiştir. Hadi bakalım Minnoşka. Acuru benim oğlum yemedi. Ben yedim 2 dilim. Bir yoğurt yok aslında. Bunu cacık yapılabilir. Değerlendirilir yani. Yüzümün kararmasından nefret ediyorum. Kapkara çıkıyor yüzüm. Bir de beyaz giyince daha çok belli oluyor. Sizinle iki vlogda ama yapacağız o işi. Patatesli sarma. Buharda pişen sarma yapacağım ama. Şimdi bunların kapakları nerede acaba? Dolap tam takır kuru bakır derler ya. O hesap. Evet gene Allah'tan sebzelerim falan var. Pazarda şöyle şey yapmıştım. Daha lahana var. Lahana sarması da yapacağız bu hafta sizinle. Etsiz. Sonracığıma. Başka dolaba girecek bir şey yok. Masamızı bir silelim. Sandalyelerimizi çevirip Diana'yı açalım. Dur önce bir kabasını alayım. Minnoşu. Kalk bir duş al. Kalk bir duş al anneciğim. Hadi güzelim. O üstünü değiştir çocuğum. Rica ediyorum. Hadi. Başka zamanda annem evine zaman geçir diyorsun. Sözümü dinlemezsen nasıl olacak?
Oğlum söz verdiği saatte artık uyuyor bir de. İki gecedir sözümü dinliyor, saatinde uyuyor, erken uyanıyor. Sonra beraber kahvaltı yapıyoruz. Dün gece ödevlerimize başladık, bugün yine ödevlerimizi yaparız. Kahvaltıda diyorum, nereye gitmek istersin? Hani bugün cumartesi sana yayın. Kendime mi, denize mi, yürüyüş mü? Hiçbir şey söylemedi şimdilik. Eskiden ne güzel, sık sık denize de giderdik oğlum. Sıcaklardan dolayı artık onu da düşünüyorum. Yüzüm gözüm de çok yandı ya, biraz artık korumak istiyorum kendimi. Bu sandalye de artık şeylik gidecek. Gitti gidecek yani, sırtı kötü oldu. Tamir edilir mi edilmez mi artık bilmiyorum da. Oh. Aşkım Diana'yı getir koy da çalışsın bebeğim. Neyi? Diana'yı. Diana senin odanda ya canım. Künefenin kılçıkları her yere, kılçık demişim, o küçük ince kadayıfları her yere döküldü. Şuraya bir silelim. Şu aralara sprey sıkıp bekletmem lazım ki yumuşasın, öyle rahat sileyim. Bir sürü çay demledim, Yusuf da gelir çay içeriz diye. Yusuf'un menemeni aldım herhalde, saklama kabını aldım. Canım telif yerim, arkadan müzik çalıyor. Müzik çalan şeyleri açma, telif yerim videoda aşkım. Kalk hadi bir Allah bir de kalk. Aras. Kalk hadi. Duşunu al. Üzerini değiştir. Hadi tembel tenekelik yapma. Sonra sana bir görev vereceğim. Çöpler gidecek. Çöpleri at da gel anne. Hadi güzelim. En az 1000 kere daha tekrar edeceğim. Ta ki annesi sinirlenecek. Ta ki annesi çıldıracak. Ondan sonra Aras kalkıp bir şey yapacak. Şu çayımız falan için de çay çaydanlığı elimde cifleyeceğim. Efendim. Şu vitaminimi bitiremedim ya. İçimde büyüdü. Ne yapacağız? Duşuna git ya. Ben sana ne yapma gerektiğini söyleyeceğim. Daha önce çöpleri at. Sonra gir duşuna. Alacaksın bir duş. Al bunu kolayla. Çok güzeldi. Ben de isterim öyle sabahki gibi her şey güzel kalsın ama sözüm dinleyen olursa. Aynen. Çık kapıyı aç da vereyim. Bir yana yine herhalde içine boncuk gibi bir şey kaçırdı. Döndükçe böyle ses yapıyor. Temizleyeceğim ben seni kızım bugün. Evet prensesim, evet benim yardımcım. Çöpleri indirdi oğlum.
Kalktık yani, içim duruyor. Kalktı hemen. Aşkım hadi duşa. Neyse. Bunu böyle çalıştırsam ne olur ki ya, bir saatlik. Çünkü çok birikince, bekleyince şey oluyor bu sefer makina. Burayı hemen bir çalıştıralım. Liflen güzelce anneciğim. Ben de tezgahı sileyim, toparlayayım. Tezgahla işimiz bitti. Ocağımızı sildik. Buradaki tezgahımızı sildik. Diana çalışıyor. Vallahi niye bu kadar zor oldu? Bugün bu gözümde o kadar büyüdü ki, iki gündür bu çamaşırla. Katlıyorum ama yerleştiremedim bir türlü. Çantam kalsın. Yüzümü de içine atayım. Bak, şunlar da anneme gidecek diye eledik. Bir türlü ıslak olmadı. Oy. Şunu şöyle kaldırıyorum, buraya takılıyor çünkü. Bir şey gene yuttu. Çerez kabuğu gibi bir şey. Ya ben seni yerim ya. Dikiş kutumu odama götüreyim. Odamı toparladım, perdelerini açtım. Yani güneşliğini açtım daha doğrusu. Ne oldu aşkım? Ne yuttun? Gel gel de bakayım sana, gel. Gel bunun temizliğini yapayım da ben. Ondan sonra çalıştırayım. Şükür sepetlerin artık koltuğun üstlerinden kalkmış olması, çamaşırların yerine yerleşmiş olması içim rahatladı. Şimdi oğluşum duşunu aldı. Ondan sonra havlusunu kapıya serdim. Dışarıya çıkmadım sıcakta. Her yer derli toplu. Ben şimdi bir yarım saat uzanmaca yapacağım. Aras kuzumun odasını, yatağını topladım. Çocuğum, tırnaklar kesilecek çocuğum. Oy çocuğum. Saçlar uzamış. Pamuğum benim. Azıcık oynayacağım. Tamam canım, hadi bakalım o zaman. Tabii sonradan böyle bir toz alınabilir mi? Alınabilir. Ama şimdilik kendime müsaade. Sizi de öpüyorum, vedalaşıyorum. İkinci vlog başlarız ama Nigoş birazcık dinlensin. Şöyle atalım. Şu şeker burada kalsın. Arada ağzımıza atıyoruz. Bu da yanı başımın kremi. Her gün bir yerde yeri değişiyor bu kremin. Orada üt falan vardı. Onu da kaldırdım oradan. Ondan sonra şurada ikinci tripodun ayağı vardı. Onu da topladım. Hemen şeyin üzerine atıverdim. Çantayı da şöyle koyalım. Evet, daha telefon kılıfım gidecek. Telefon kutum. Eski telefon kutumu göndereceğiz daha Antalya'dan. Dur bakalım ne zaman hallolacak o iş. Neyse. Bunun için temizledim, şey çıktı. Antep fıstığı kabuğu çıktı. Tahmin etmiştim zaten. Neyse hadi bakalım, ikinci vlogda görüşürüz kızlar. Öğlen 12'de. Bay bay.